4 yıl önce cinayete kurban giden Sevim Yıldırım olayıyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Hatırlatalım, kızları 75 yaşındaki kadının şüpheli ölümünden erkek kardeşlerini, yani ölen kadının oğlunu sorumlu tutuyorlardı. Bakın bugün stüdyoda neler yaşandı. Hafta sonu ekip arkadaşlarım bölgedeydi. Kiminle konuşursak konuşalım, herkesin hedefinde Ergün Bey var. Ergün Bey, sizinle ilgili şöyle iddialar da oluştu. Bu sizin fuhuş yaptırdığınız yerde öğrenci kızlarla fuhuş yaptırdınız. Bu kızları yaşlı adamlara, işte bu emlak ofisi dediğiniz yerde görüntülerin çekildiği, insanların şantaja maruz kaldığı. Yani hani biz annenizin kapısına kim gitti, ne gitti falan filan diye düşünürken şimdi iş çok şeytani yerlere ulaştı. Bak ne diyorum, buraya geldim. Kim ne diyorsa dedi. Ben o işlere ne girdim ne çıktım. Bir tirana ben onu kabul etmiyorum. Böyle ben... Kim konuşuyorsa şu 75 yaşındaki teyze için konuşuyor. Sizin aranızdaki ticaretle ilgili de çok konuşan var. Sümeyra'ya da katılıyorum, yani neden sizin aranızdaki bu para ilişkisi devam ediyor? Çünkü onlar diyorlar ki Sevim teyzenin cinayetini Ergün'ün bildiği gibi Necati de biliyor. Evet. İkisi de biliyor. Evet. O yüzden onlar da birbirlerine sürekli para alıp veriyorlar. Ama bir tane tanığımız var. Rüya Hanım. Onun telefonla seninle konuştuğunu duyan. Hayır, ben istemiyorum, kabul etmiyorum. Tamam, niye kabul etmiyorsun? Niye kabul etmiyorsun ya? 3-4 ay önce bu telefon konuşmasına şahit oldum. Asiye'nin oğlu babasıyla annesini engellemiş. Ondan sonra arkadaştan ulaştı Yusuf'a. Kim? Asiye Hanım. Oğlum sen niye öyle yapıyorsun? Baban seni öldürür dedi. Her ay dedi 10 milyar para yolla dedi. Yoksa babam huyunu biliyorsun dedi. Ne lan? Vallahi niye senin oğlum? Yalan söylemiyorum ki, doğru söylüyorum. Yusuf, şu anda da korkuların var mı çocuğum? Hayır, benim oğlum. Evet. Söylüyorum. Sen niye yalan söylüyorsun? Yalan söylemiyorum ki. Benim de ses kaydı var tehditine dair. Hayır. Sus. Var mı elinde ses kaydın Yusuf? Ses kaydı var. Sen bir de şunu dinle. Allah Allah. Bir erkek tanık. Asiye dedemle görüşüp tehditle para alıyordu diyor. Dedemin maaşından kesintiler olduğunu gördüğümüzde o da bu durumu bize anlattı. Telefonlarına baktığımızda Asiye'nin mesajlarını gördük. Para vermezsen işte eşine söyleriz, evine gelirim, şöyle yaparım, böyle yaparım. Yani şantaj yapıyordu yani. Tabii bu konuda şeyler yazmış zaten. Bu yalan söylüyor. Ben almadım, parayı niye aldım diyeyim. Kabul etmiyorum, tamam mı? Vallahi billahi almadım bak. Sizin Ergün Bey'le ve Asiye Hanım'la alakalı bir ihbarınız var. Nedir o olay? Olay bu Ergün Bey, bu Asiye'ndeki Asiye Hanım para karşılığı işte menfaat sağlıyor efendim. Ya bunu reddediyorlar ekranda. İlla ki reddedecekler yani, ben yaptım kimse demez. Ben önce de kahvecilik yaptığım için. Yani erkeklerin ben kime gidiyorsun, işte Asiye'ye gidiyorum bilmem ne söylediklerini duyuyorum yani. Ergül Bey de bu işte aracı oluyormuş. Yaklaşık 13-14 sene önceden emlakçılık yapıyorum altında. Yani iki kadından da maddi menfaat sağladığını biliyorum. Ve bu iki kadının da birbirinden haberi vardı. Birisi eşi Zeliha Hanım, Asiye Hanım'dan menfaat sağlıyordu. Eşi de ikisinden beraber. Yaşlı bir amcayı kadınla fotoğraflayıp bunu da Ergün Bey'in çekip de fotoğrafları ailene yayarım, sülalene yayarım dediğini bir kere duydum. Bunların yüzünden biri de annemin yanına gitmiş olabilir mi? Yok yani ya. Bunların bu yaptıkları tamam. için. Çünkü köyden araması var. Köyden birisi bunların telefonunu biliyor ki köyden arıyorlar ev telefonundan. Değil mi? Annem eve de... Evet! Sus! Yalan söylemeyin ya artık! Vallahi ben annenle bir kere kaybol. Yalan söylemeyin!